Dolayısıyla orada oturuyorsun, millete söz verdin, cumhurbaşkanlığını bırakacağım dedin, o zaman gereğini yap. Millet bunu bekliyor. Erdoğan'la Bilal Erdoğan arasındaki konuşmayı okuyorum size. Tape. Bilal Erdoğan, dün Sıtkı Bey geldi, Sıtkı Ayhan geldi. Ondan sonra işte böyle doğru bir şekilde transfer işlemini yapamadığını, yani para gönderemediğini, bir 10 milyon dolar filan olduğunu şimdiye kadar birikenin, ondan sonra onu istediğimiz zaman verebileceğini, bir şekilde devam edeceğini falan. Tayyip Erdoğan oğlunun Bilal'in sesini kesiyor. Sakın alma, sakın alma diyor. 10 milyon doları sakın alma diyor. Bilal Erdoğan, ben almayacağım diyor. Tayyip Erdoğan, yok yok, hayır hayır alma. Kendisi bize ne söz verdiyse onu getirecekse getirsin. Kendisi bize ne söz verdiyse onu getirecekse getirsin. Getirmeyecekse gerek yok. Başkaları getiriyor da o niye getirmiyor? Başkaları getiriyor da o niye getirmiyor? Laf mı? Bunlar ne zannediyor bu işi ya diyor. Ama şimdi düşünüyorlar, kucağımıza düşecekler, merak etme. Bilal Erdoğan, tamam babacığım diyor. Evet. Teyp, kaset. Bunu da getireceğim mahkemeye. Bunu da istedik. Hakim korkuyor. Bu bantı istemiyor. Kardeşim bu bantı ben biliyorum. Sana veriyorum. Ama sen istiyorsan ilgili kurumdan al. Devleti soyan adamlardan cumhurbaşkanı olur mu Allah aşkına ya? Devletine vergi vermemek için numara çeken adamdan cumhurbaşkanı olur mu Allah aşkına ya? Kul hakkını yiyen adamdan cumhurbaşkanı olur mu ya? Kul hakkını yiyen adamdan. Fakirin fukaranın hakkını yiyenden cumhurbaşkanı olur mu? Bunların tamamı bankaların resmi kayıtlarıdır demiştim o tarihte. 28 Kasım 2017. Hiç sağa sola kaçmaya gerek yok. Haysiyetli bir adamsan gereğini yapacaksın dedi. O da ispat edersen cumhurbaşkanlığını da bırakırım dedi. Ey Kılıçdaroğlu. Duy duy. İspat et. İspat ettiğin anda ben cumhurbaşkanlığını bırakacağım. Siyaseti bırakacağım dedim. İspat ettik. Şimdi ne yapacaksın? Hayır, ne yapacaksın şimdi? Buna biliyorum. 50 tane kılıf uyduracaklar. Havuz medyası yazıyor. Şöyledir böyledir. Ne yazarsanız yazın. Söylediklerimin tamamı doğrudur. Erdoğan beni tanımıyor hala. Bir şey söylüyorsam mutlaka belgesini elimde tuttuktan sonra söylerim. Bir şey söylüyorsam o %100 doğrudur. En az 3-4 yerden onu doğrulatmışımdır ben. Dolayısıyla orada oturuyorsun, millete söz verdin, cumhurbaşkanlığını bırakacağım dedin, o zaman gereğini yap. Millet bunu bekliyor.